Kardeşlerim, Gelecek Toprak'ta kanalından herkese selamun aleyküm. Eğer sizin salatalıklarınız böyle olmadıysa vay halinize, bittiniz demektir. Salatalıklarınız hiç çıkmayacak olabilirler arkadaşlar. Sizi rahatlatmam için önce kanala yeni gelen arkadaşlarımız, emeklerimizin karşında videoya like atıp bize de abone olurlarsa ziyadesiyle mutlu olmuş oluruz arkadaşlar. Salatalıkların çiçek açıp bu çiçekleri neden döktüğünü veya neden meyve tutmadığını 4 ana başlıkta inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakın kardeşlerim, şu erkek çiçekmiş, tozlaşma olmuş ve artık meyveye geçmiş. Bu, pardon, çok özür dilerim. Arkasında meyve olanlar dişi çiçekler arkadaşlar. Meyve olmayanlar ise şöyle bakın, onun zamanı geçmiş. Bakın. Meyve olmayanlar ise erkek çiçekler. Genellikle bir dişi çiçeği 8 tane erkek çiçek tozlar arkadaşlar. Ve erkek çiçekler genellikle dişi çiçeklerden önce açarlar. Ve bitkimiz daha küçükken bunlar başladığı için tozlaşma zamanı şaşırtma olur. Ve bu şaşırtmadan dolayı da meyve dökülmeleri gerçekleşebilir arkadaşlar. Çünkü erkek çiçekler 10 gün önce açmıştır. Tozlaşma sonuçlanmıştır. Dişi çiçekler tozlaşmamıştır. Veya bitkiniz yeterince güneş ışığı almıyordur. Günde en az 5 saat kadar güneş ışığı almıyordur. Bundan dolayı bitkilerde polen sorunu vardır. Acilen güneş problemi düzenlenmelidir. Böyle bir sorun olabilir veya çok sıcaktır arkadaşlar. Bu sıcaklardan dolayı yine polenlerde ölme veya polen kaybı meydana geliyordur. Yine tozlaşma olmaz. Bir diğer sebep ise arkadaşlar, bitkinin sağlıksız olması. Yani bitki bulunduğu yere adapte olamamıştır veya bulunduğu bölgedeki enfeksiyonlardan, hastalıklardan dolayı devamlı bir hastalık içerisindedir. Ve bu hastalığı atlatamıyordur arkadaşlar. Hastalığı atlatamadığı için de sadece erkek çiçekler açar. Bunu da etrafındaki diğer açmış dişi çiçekleri tozlamak için, en azından neslimizi böyle devam ettirelim tarzında kendini teselli eden arkadaşlar da olabilir. Bakın bunda dişi yok. Bir tane erkek var. Şu da çok daha iyi gelişmiş. Buna bakalım. Bu da erkekleri şimdiden doldurmuş. Şurada minicik bir dişi görüyorum. Böyle bir şey olabilir arkadaşlar. Bulunduğu bölgedeki toprağın fakir olması, toprağın gübresiz olmasından kaynaklı olabilir ve besinini tam alamıyordur. Bunu alamadığı zaman da sadece ve sadece erkek çiçekleri açarak neslini devam ettirme kaygısıyla kendini teselli eden bitkilerimiz de olabilir. Bu kurallara dikkat ettiğinizi düşünüyoruz. Diyelim böyle problem yok ama yine de çiçekleri açıp açıp dökülüyorsa hiç yine panik yapmayın arkadaşlar. Kabakgillerde bu problem olur. Önce erkek çiçekler açar, özellikle yeni meyvelenmeye başladığı zaman, yeni hasatlara başlayacağımız zaman önceleri erkek çiçekler açar, sonrasında dişi çiçekler açar. Erkek çiçekleri yoğun bir şekilde dökülür. Yine zaman şaşırtmasından dolayı dişi çiçeklerimizde de dökülme olabilir. Ama bu sorun zamanla düzelecek ve siz bol 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 inşallah salatalık, kavun, karpuz hasat edeceksiniz kardeşlerim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere.